Altın sarısı rengiyle bahçelere renk katan ve, ve son zamanlarda peyzaj çalışmalarında en çok tercih edilen bitkilerin başında gelen Altuni Leylendi, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında yetiştiriliyor. Altuni Leylendiler çit bitkisi olarak ve rüzgar, ses, toz kesmek için kullanılan çok dayanıklı ağaç türleri arasında yer alıyor son zamanların bahçe ve peyzaj alanlarında en çok tercih edilen ve yılın 365 günü altın sarısı rengiyle dikkatleri üzerine çeken Altuni Leylendi, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Altın Ova fidanlığında üretiliyor. Sap sarı rengiyle bahçelere renk katmanın yanı sıra rüzgar, ses ve toz kesmek için kullanılan Altuni Leylendiler, dayanıklı ağaç türleri arasında yer alıyor. Elazığ Orman Fidanlık Müdürü Serkan Yılmaz, en çok tercih edilen fidanlar arasında yer alan Altuni Leylendilerin Altınova Fidanlığında 4000 adet üretiminin başladığını söyledi. Melez Servi Gold Rider olarak geçiyor ismi bilimsel olarak. E, bu bulunduğumuz parselde 4000 adet sepete repikajlı Gold Rider yani Altuni Leyland'imiz bulunmaktadır. Bunlar dış görünüşlerinin albenili olmasından dolayı piyasa tarafından tercih edilen ve e, istek duyulan bir tür. E, bundan dolayı son yıllarda piyasanın rağbet gösterdiği türlere yönelmiş bulunmaktayız. E, bunların üretimlerini sağlamaktayız. Altın Leyland'ilerin Türkiye'nin tüm bölgelerinden talep gördüğünü belirten Yılmaz, Altınova fidanlığının taleplerini karşıladığını kaydetti. Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinden talep görmekte. Özel peyzaj firmaları, özel fidanlıklar, kamu kurum kuruluşları, şahıslar bunlara rağbet göstermekte. Fidanlık müdürü Serkan Yılmaz, aşılı ağaç türlerinden biri olan altuni leylendilerin fidandan toprakla buluşmasına kadar geçirdiği süreç ve ömrü hakkında da bilgi verdi. İlk önce biz bunları kara servi fidanı elde etmek için, tohum topluyoruz. Kara servi fidanlarının tohumlarını topluyoruz. bunların ekimlerini yapıp bir yaşlı hale getiriyoruz. Altlık olarak kullanılmak üzere. Bir yaşına geldiği zaman bu fidanlar altını leylendi veya da leylendi olarak aşılayacaksak bunların aşı kalemlerini alıyoruz. İlkbahar işte Şubat ayının ortasında falan e, o dönemlerde aşılama çalışmalarına başlıyoruz. E, aşısı tuttuktan sonra bir sene boyunca bakımını yapıyoruz. E, sonbaharda da bu dönemlerde e, torbaya veya da saksıya veya sepete repikajını yaparak boylandırmasını gerçekleştiriyoruz. Derviler e, cins olarak uzun yaşlı bitkilerdendir. E, aşağı yukarı bir 300-400 sene e, ülkemizde e, yaşayabiliyorlar rahatlıkla. Tabii bunların e, dış görünümleri değiştikçe, biraz daha albenil hale geldikçe e, ata özellikleri değiştiğinden dolayı bu ömürleri biraz daha kısalabiliyor.